Nazlı, sen son zamanlarda derslerini çok aksattın. Ben en hevesli öğrencimi kaybettim diye üzülüyorum. Haklısın. İş ve kurs bir arada çok zor oldu. İş sandığımdan daha fazla zamanımı aldı. Ama artık düzenli geleceğim. İstifa ettim. Nazlı, her istifa güzeldir ama 3 gün sonra pişman olursun. Ne bu? Japon değişimi. Yo, geçen lokum masasında bir arkadaşım söylemişti. Nazlı, sen kendini topla, biraz dinlen, tamam mı? Belki ben sana bir iş bulurum. Nasıl bir iş? Bir arkadaşım Japon yemekleri bilen aşçıyı arıyordu. Başka bir iş de var. Dur ben tekrar bakayım, eğer duruyorsa sana aro diyeceğim, tamam mı? Hadi, görüşürüz. Görüşürüz. Konnichiwa. Deniz, ne işin var burada? Ben Tsubasa'ya bakmıştım da, akşam halı saha maçı vardı bizim. İstihbaratı aldım. Basmışsın istifayı, Japonca'ya vermişsin kendini. Evet, huzur Japonca'da dediler. Çok zor oluyordu Deniz. Hem iş hem kurs bir arada. Şimdi okullar da açılacak. Her şey üst üste gelince. Boş ver şimdi bunları ya. Kaçırayım mı seni? Nereye? Pizzacı. Pizza. Senin sevebileceğini düşündüğüm bir pizza. Kusura bakma, senden habersiz böyle yemek planı falan yaptım ama Bulut aklımı çeldi. Bulut'la mı gidiyorsunuz? Evet. Şimdi o anneannesinden Demet ablamlara geçecek. Arada da benden pizza sözü aldı. Hep gittiğimiz bir pizzacı var. Sen de bize katılmak ister misin? Dur bir düşüneyim. İşim yok. Gücüm yok. Daha iyi bir plan hiç yok. Hadi gidelim. Araba bu tarafta yalnız. Karnım da acıkmıştı, biliyor musun? Ferit Bey. Şimdi bizim şoför arkadaş aradı da Bulut'u anneannesinin yanından almış. Demet Hanım'a gitmeden önce Deniz Bey'le beraber bir pizza yemek istemiş Bulut. Ona haber verdi. İyi, güzel. Yani ben de bir görseydim iyi olurdu Demetlere gitmeden. Aslında biraz zamanımız var. İsterseniz siz de gidin. Bizim her zaman gittiğimiz pizzacıdalar. Öyle mi? Hı? Ne zaman gelecek ya bu pizzalar? Ben çok acıktım. Başka şeylere odaklan Bulut. Şimdi pizzayı düşünmezsen eğer zaman daha hızlı geçer. Ne düşünsem. Ne düşüneceğini düşünen ilk çocuk olarak tarihe geçmek üzeresin şu an ve evet geçtin. Buldum. Dayım, biz dayımla bir kez daha buraya gelmiştik. Ananaslı pizza yemiştik. Of, ananaslı pizzası da çok güzel buranın. Böyle üstünü hafif pişiriyorlar ama tam yanmıyor. Çok lezzetli. Sizin bu arada okul ne durumda? Ne zaman başlayacak? İşte sonra da dondurma yemiştik. Of, ne güzelliğindi be. Ben o gün tam 5 top dondurma yedim. Üzülme Bulut. Tekrar getirir seni dayı. Ama dayım hep şirkette, hep çalışıyor. Amcam öyle değil. Amcam bir gidiyor, bir geliyor. Bize hep sürpriz yapıyor. Evet, sürprizliyiz biraz. Yani dayın da çok yoğun, çok çalışıyor ondan. Nazlı da çok çalışıyor. Düşünsene. İlk önce dayıma gidiyor, ondan sonra Japonca kursuna gidiyor. Sonra kendi evine gidip yemek yapıyor. Bulut, ben artık daha müsaitim. Gerçekten mi? Japonca kursun bitti mi? Ben dayınla çalışmıyorum. Oradan ayrıldım. Ama neden? Bulut'cum, bugün iş konuşmayalım dedik ya. Nazlı ablanın kafasını dağıtacağız biraz, ha? Ne dersin? Ama bu iş sayılmaz ki. Hem Nazlı ile dayım çok iyi anlaşıyor. Arkadaş onlar. Ne olacak şimdi? Bu çok kötü oldu. Bir şey olmayacak Bulut. Biz seninle görüşmeye devam edeceğiz. Ben hep hayal kuruyordum. Bir gün dayımın evine döneceğiz diye. Sonra orada Nazlı, ben, dayım hep beraber mutlu olacağız diye. Ama bütün hayallerim yıkıldı. O kadar da şey yapma ya. Yani başka hayaller de kurabilirsin. Şurada bak. Aslan parçası. Dayı. Ne yapıyorsun bakalım? Hoş geldin. Hoş bulduk. İkbal Hanım sadece ikinizin burada olacağını söylemişti. Nazlı'nın burada olduğunu bilmiyordum. Sürpriz oldu. Sürprizliyiz bu aralar. Pizza da geldi. Al bakalım.
Nazlı, Japonca'da pizza ne demek? Aynı, pizza. Çok kolaymış. O zaman ben de öğrenirim. Aslında o kadar da kolay değil. Yani biraz büyüyünce daha net anlarsın. Nazlı, sen pizza yapmayı biliyor musun? Yani yapabiliyorum. Ama bu kadar güzel olur mu emin değilim. Uzmanlık alanım değil. O zaman benim keşke yapsan da dayımın evinde yesek. Ah, pardon, unuttum. Sen ayrıldın değil mi? Evet Bulut. Nazlı maalesef işinden ayrıldı. Ya, neden ayrıldı? Bilmem. Kendisine sor istersen. Bulutcuğum, büyükler bazen böyle kararlar verir. Yani bir işten ayrılırlar, başka bir işe başlarlar. Tecrübe kazanmak için. Şimdi başka işe mi gideceksin? Hayır. Henüz öyle bir karar vermedim. Ama madem başka bir işe gitmeyeceksin, o zaman neden ayrıldın? Bunu da ilerleyen zamanlarda büyüyünce daha net anlayacaksın. Oo, ben çok sıkıldım. Ya dediğiniz hiçbir şey anlamıyorum. Pizza mı yiyeceğim ben? Bazen biz de anlamıyoruz Bulut. Büyüyünce pek de bir şey değişmiyor. İnsan çoğu zaman anlaşılmaz bir yaratık. Yaratık mı? Yani zombi tipi mi mesela? Bu konuyu sana havale ediyorum Deniz. Benim kalkmam lazım. Şirkette işler bekliyor. Evet, zombiler. Sen bir tane film var zombilerle ilgili. Ben hallederim ya. Tamam tamam, hallettim ya. Tutuk alsın. Hadi görüşürüz. Neden böyle bir şey yapıyor hiç anlamıyorum. Büyüyünce anlarsın amca. Allah Allah. Nasıl geçti pizza partisi? İyi. Özlem giderdik biraz Bulut'ta. Ya Ferit, söyleyeceğim kendimi zor tutuyorum da. Bu Hakan çok ayak altında dolanmaya başladı. İstiyorsan şuna karşı özel bir önlem alalım. Ne tür özel bir önlem? Şirketi almayabiliriz mesela. Biliyorsun sadece Demet'in böyle bir yasal hakkı var. Çözerler o meseleyi Engin. Demet Hakan'ı kendi yardımcısı olarak gösterir, olur biter. Boş ver, bırak dolansın buralarda. Boşuna dememişler ayrıca dostuna yakın düşmanını daha yakın tutacaksın diye. Engin Bey, arkadaşlar istediğiniz araştırmayı yapmışlar. Asuman'ın tüm geçmişi bu dosyada. Ben istedim araştırsınlar diye. Teşekkürler. Versene be. Ya Nazlı, çok doydum. Nazlı, öküzcü bir yedim ne demek? Eyvahlar olsun. Bulutcuğum, çok ayıp. Sen nereden öğrendin bunu? Hakan enişte her demekten sonra öküzcü bir yedim diyor. Hakan. Bulutcuğum, sen Hakan eniştene asla örnek alma. İstersen dayını al, istersen amcanı al ama Hakan enişte yok, tamam? Tamam, o zaman ben oyun oynamaya gidiyorum. Hadi fırla. Hakan ya, kabus gibi. Nasıl gidiyor işsizlik? Memnun musun hayatından? Şimdilik gayet iyi gidiyor. Yani bak, saatlerdir burada oturuyoruz. Kimse aramadı. Yetişmem gereken hiçbir yer yok. Yarın ne yapacağım kaygısı yok. Tabii hep böyle gitmeyecek biliyorum. Benim de yıllarım öyle geçti biliyor musun? Ama hep öyle gitmiyorum. Mesela bu akşam planın ne? Bu akşam için çok fantastik planlarım var. Kızlar mercimek köftesi istedi. Eve gidip onu yapacağım. Yanında da çılgınlık olsun diye çay demleyeceğim. Aslında onu her zaman yapabilirsin ama her akşam dans edemezsin mesela. Deniz, açıkçası çok eksikliğini hissedeceğimi sanmıyorum. Aslında çok derinden hissedebilirsin biliyor musun? Dans öyle bir şey çünkü. Biz bu akşam bir organizasyon yapacağız da, böyle çok iddialı bir şey değil. Çok kalabalık da olmayacak. Ne dersin? Zorlamasak mı? Hani beceremiyorum ya. Ya kimse senden mükemmel bir performans beklemiyor. Hem benden daha iyi dans ediyorsun bence. Ne dersin? Tamam, olur. Hem pizzaları yakarız. Asuman resmen melekmiş ya. Herkes de arası iyi. Emniyette kaydı yok. Ailesi de sen pırıl pırıl gayet düzgün. O zaman işimize bakalım. Şu ihale meselesine bakalım. Bir teklifin üzerinden geçelim. Karakolda ne işi vardı acaba ya?
için belki gerçekten önemsiz bir meseledir. Yani sadece şahit olarak bile getirmiş olabilirler. Ferit, bak bunlar resmi bilgiler. Acaba Tahir'e mi söylesek bir de o baksa? Ben çoktan görevlendirdim Tahir'i. Bakıyor. Yani bir şeye ulaşırsa haber verecek. Hadi gel, bir teklifin üzerinden geçelim. Baktım ben, baktım bak. Bunlara baktım, bir son sayfaya bak. O son sayfada kafam karıştırmış. Şurada bak. Kadın cidden iyiymiş bu arada. Evet. Güzel de. Çok iyiler. Değil mi? Evet, buyurun bakalım. Ay, çen büyüdün de bana mı yaptın? Evet, afiyet olsun. Eliniz geçti. Daha ne kadar izleyeceksin? İzlemek en iyi öğrenme biçimiymiş. Yani benim dansı geç öğrendiğimi düşünürsek birkaç ay izlemem lazım. Ya utanılacak bir şey yok aslında. Bak ortalık bomboş zaten. Anladım, sen şarkıyı beğenmedin. Hemen değiştirip geleyim mi? Hemen geliyorum. Deniz! Selam. Efendim, iyi akşamlar. Deniz nereye gitti öyle? Vay. Çok güzel bir yermiş burası. Değil mi aşkım? Baksana ya, millet ya. Nasıl eğleniyor. Sen nasılsın Nazlıcığım? Çok iyiyim. Tabii sayenizde. Hakkınızı yemeyeyim şimdi. Mahkemede yalan yanlış ithamlarla ortaya saçtınız o fotoğraflar. Renk getirdi hayatıma. Aşk olsun Nazlı ya. Ya gerçekten tüm samimiyetimle senden özür diliyorum. Vallahi diyorum ya. Bu biraz avukatların işgüzarlığı. Yani şöyle düşün. Şimdi bir mahkemeyi, bir olayı kazanmak için her şeyi mübah görüyorlar. Bu tamamen o. Ayrıca bunu şahsına yönelik yapılmış bir davranış olarak algılama lütfen. Yani bu belgeler sadece mahkemede kullanıldı. Düşünsene, basına bir tane fotoğraf bile sızdırılmadı. Yani iyi niyetimizi buradan anlayabilirsin aslında. Tabii. İyi niyet ve samimiyet başa bela değil mi? Çok acayip, çok çok. Ya insana ayak bağı oluyor. Ama sizin böyle hissetmeniz çok normal. Pis işlerle hiç elinizi kirletmiyorsunuz ki. Asuman gibileri kullanıp kenara çekiliyorsunuz. Ben Asuman'dan böyle bir şey istemedim ki. Asuman kendi kendine yardımcı olmak istedi. Ayrıca Denizciğim. Ayşe. Siz hayırdır? Bulut'u bırakırken geleceğiz falan gibi bir şey söylemediniz. Aa, doğru söylüyorsun. Ya Bulut uyuyunca ablan da burayı görmemişti. Çıkalım dedim, değişiklik olur. Şansımıza güzel dans gecesine denk geldik vallahi ya. Hayırlı olsun Denizciğim. Çok güzel mekan. Aşkım. Sağ ol. Ben bir iş yıkıp geleyim, tamam mı? Tamam. Durum pek hoşuna gitmiyor, farkındayım. Yani kafanda da bir sürü şey var. Ya benim de öyle. Ama belki dans edersek kafamızı dağıtabiliriz. İşe yarar mı dersin? Yarayabilir bence. Deneyelim bakalım. Her yer buradan iyidir. Hazır mısın? Tabii. Sen? Hayır. Aşkım. Ah, teşekkür ederim. Şerefine. Kardeşim mi? İçin teşekkür ederim Tahir. Sen olmasan asla ulaşamazdım buna. İsterseniz Asuman Hanım'la ilgili daha detaylı bilgilere ulaşabilirim. Kimlerle görüşüyor, nerelere gidiyor? Yok, gerek yok. Yani bunu öğrendikten sonra daha fazlasına gerek yok. Zaten bundan daha fazlasına cüret edebileceğini zannetmiyorum. Peki. Başka bir isteğiniz yoksa? Yok Tahir, sağ ol. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Nasıl yani? Kim dedin?
bir işi var Nazlı'nın onlarla ya? Evet, ben de nefes nefese kaldım. Sen gizli gizli çalışıyor musun acaba? Hayır, benim hocam çok azimli. O sen, senin müthiş öğrenciliğinle ilgilenmişsin bence. Bu arada dans etmek sana çok yakışıyor. Ben miniyim diye olmasın o sakın. Senin kolun bacağın çok uzun ya. Yok, bence sadece onunla ilgili değil. Fatoş Hanım, bu salsayı bana lütfeder misiniz? Ay, bilmiyorum ki ben becerebilir miyim? Hiç kuşkum yok vallahi. Sen neye elini atsan en güzelini yaparsın. Verse. Hadi o zaman. Fatoş. Ben. Şunları 14 numaraya. Pardon. Engin ya, kusura bakma. Ben bu akşam çalışıyorum ya. Dans etmem biraz zor olacak. Yapma ya. Sen meşgulsün, hiç tadı yok buraların zaten. Ben gideyim o zaman. Kusura bakma tekrar. Yarın araşalım, tamam mı? Olur. Hadi bay bay. Deniz abi, mikser gene arıza verdi. Teknisyen de yok. Bir bakabilir misin? Ben bir bakıp geleceğim. Adım çalışıyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Biraz dışarı gelir misin? Bir şey konuşmak istiyorum sana. Deniz'i bekliyorum. Önemli. Arka tarafa geçelim. Bugün senden bir açıklama bekledim ama sanırım ben sormadıkça bir şey anlatmaya niyetin yok. Neden istifa ettin Nazlı? Ve neden bu şekilde gittin? Sadece bir not yazarak, adam akıllı hiçbir açıklama yapmadan, hiçbir şey söylemeden. Ben bunu hak ettiğimi düşünmüyorum. Haklısınız. Böyle yapmamalıydım. Yüzüme bakmaya cesareti yok. Böyle olsun istemezdim. Bu kadar. Bu kadar. Verecek başka bir cevabım yok. Hayatıma başka bir şekilde devam etmek istiyorum ve istifa ettim. Bunu kabullenin artık. Nazlı, istifa ederek sadece yemek yapmaktan kaçarsın. Benden kaçamazsın. Öyle bir şey yok. Cevap vermeyeceğini tahmin ediyordum. İyi ki araştırmışım bu meseleyi. Nasıl yani? Neyi araştırdınız? Sen bir açıklama yapmayınca ben de cevabı kendim bulmaya çalıştım. Öyle aniden çekip gidince bunun arkasında başka bir neden olduğunu düşündüm. Ne buldunuz peki? Sır perdesini aralayınca arkasından tek bir kişi çıktı. Kim? Asuman.
Bir dakika. Şimdi siz her şeyi öğrendiniz mi? Evet Nazlı. Asuman'ı araştırdım ve ne yaptığını öğrendim. Öğrendiniz. Öğrendim. Niye bu kadar sakinsiniz o zaman? Asuman daha çok genç. Evet, büyük bir hata yapmış olabilir ama ben gerekli dersi çıkardığını düşünüyorum. Zaten şu an şirkette de gayet düzgün bir şekilde stajına devam ediyor. Her şey bitti mi yani? Konu kapandı mı? Küçük bir hırsızlık vakası Nazlı. Zaten karşı taraf şikayetçi olmamış. Keşke o gün bana karakolda söyleseydiniz durumu. Hırsızlık. Sanırım Asuman'ın daha önceden böyle bir geçmişi vardı. Siz gerçekten bu hırsızlık mevzusu yüzünden mi istifa ettiğimi düşündünüz? Bu değil sana. O zaman tek soru tek cevap Nazlı. Neden istifa ettin? Soru sormayın artık. Nazlı ben bir cevap istiyorum ve o cevabı almadan gitmeyeceğim. Dedim size. Verecek cevabım yok. Nazlı. Bizim aramızda... Ferit Bey, bizim aramızda hiçbir şey olmadı. Olamaz da. Sadece işimden istifa ettim. Size başka bir açıklama yapmak zorunda değilim. Kabullenin artık. Nazlı. Ne dedi? Aynı şeyi. Sen ne dedin? Fatoş artık ne dediğimi tahmin ediyorsundur. Ay inatla kendini suçlamaktan vazgeçmeyeceksin değil mi Nazlı? Haklısın. Ben niye kendimi suçluyorum değil mi? Lanet Asuman'ın benim sayemde o eve girip dosyaların fotoğrafını çekmesiyle başlamadı çünkü. Fatoş, adamın yeğeni Asuman'ın ve ona destek olan benim yüzümden hiç istemediği insanların yanında. Aynı insanlar adamın şirketine kadar girdi. Aslında ne söylemek isterdim biliyor musun? Her şeyi öğrenip benden nefret etmeden önce gidin. Ama diyemedim. Söylemem gereken hiçbir şey söyleyemiyorum. Deme deme ya, denir mi öyle şey? İyi olmuş demediğin. Çok yorgunum Fatoş. Çantamı alıp çıkacağım. Evde görüşürüz. Tamam bebeğim. Nazlı, ne oldu? İstifamda kararlı olup olmadığımı sordu. Ben de kararlıyım dedim. Yerine birisine bakacaktır belki. Net bir cevap istiyordur. Belki. Deniz ben çok yorgunum, eve gidiyorum. Ya ben bırakayım seni. Hiç gerek yok. Patron dediğim mekanda olur. Kapıya kadar geleyim o zaman. Ya bırak şimdi, bırak. Neydi? Bir geriye. Hayır.